Sayın İş Başkanımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok sevgili değerli konuklar, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Bugün grup toplantımızda tüm Emekliler Sendikası Çankaya Şube Başkanı ve MYK üyeleri aramızda hoş geldiniz diyoruz. Nesilcan Cezemde açlık grevinde olan Süheyla sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, değerli konuklar, değerli basın mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, yarın 1 Mayıs. 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yaşamını yitirenleri anarak konuşmama başlamak istiyorum. Evet, katliamın üzerinden 42 yıl geçti. 42 yıl önce başlayan katliamlar, ki 1 Mayıs katliamı bunların içinde en vahim olanlarındandır, 12 Eylül'ün taşlarını döşedi. 12 Eylül rejimi bugün hala gölgesini Türkiye rejiminin üzerinde korumaya devam ediyor. Evet, yarın yine 1 Mayıs'a gidiyoruz. 1 Mayıs alanlarında olacağız ama itirazımız hala 42 yıldır aynı itirazdır. Evet, bu rejime, bu anlayışa, bu diktatöryel zihniyete karşı emekçiler, halklar sesini bir kez daha 1 Mayıs alanlarında yükseltecek. Değerli arkadaşlarım, tam 174 gündür sevgili Leyla Güven açlık grevinde. Evet, tam 174 gün oldu. Neredeyse 6 ay. Bu meclisin bir üyesi, Hakkari Milletvekili, aynı zamanda DTK eş genel başkanımız. 174 gündür tüm dünyaya, Türkiye'ye, herkese, iktidara, hükümete sesleniyor. Adalet arıyor. Hukukun izini sürüyor. Evet, bu ülke büyük bir hukuksuzluk girdabında. Bu ülke bir adaletsizlik girdabında ve bu girdaptan çıkmak için bedenini 174 gündür açlığa yatırmış. Ve yine bu meclisin üyeleri Dersim Dağ, Murat Sarısaç ve Tayyip Temel. Bu meclisin 4 vekili açlık grevinde. Sadece onlar değil, dünyanın birçok yerinde insanlar açlık grevinde. Ve tabii cezaevlerinde binlerce tutsak açlık grevinde. Bu tutsakların yüzlercesi, 300'den fazlası kritik aşamayı geçmiş durumda. Tablo bu denli vahimken hala büyük bir sessizlik bizi kuşatmaya devam ediyor. Evet, 174 gündür yükselen, adalet arayan bu ses açlık grevleriyle, bedeniyle bu sessizliği yırtmaya çalışıyor. Bu sessizliği yırtmalıyız. Bu sese kulak verilmeli. Çünkü bu meşru bir taleptir, haklı bir taleptir, yasal bir taleptir. Hiç kimse çıkıp da bu talebe meşru değil diyemez. Adalet talebi. Evet, bu ülkenin bugün belki de en çok ihtiyaç duyduğu meseledir adalet. Her yer adaletsizlikle yoğrulurken bu adaletsizlik nerede başladı diye son döneme baktığımızda bu adaletsizlik tecitle, mutlak tecitle başladı. Evet, gidip her şeyi tecite bağlıyorsunuz diyorlar bize. Biz de diyoruz ki nerede başladığına dönüp bakıyoruz. Evet, bir domino etkisi yarattı. 5 Nisan 2015'te almış olduğunuz bu kararla, devirmiş olduğunuz masayla, Dolmabahçe mutabakatını yırtmakla aslında bu domino etkisini yarattınız.
Her gün yeni bir adaletsizlik eklendi. Her gün yeni bir hukuksuzluk eklendi. O denli eklendi ki artık bu ülkeyi yönetme biçimi olarak o hale sarıldınız. Evet, bir o hal zihniyetiyle bu ülkeyi ancak yönetebileceğinizi biliyordunuz. Otoriter rejimi var etmek için o hal sistemine muhtaç kaldınız. Ve yine adaletsizlik o denli büyüdü ki bu ülkeyi yönetmek için seçilmiş belediye eş başkanlarını, belediye başkanlarını görevden aldınız, kayyım atadınız. İşte tecrit budur. Tecrit sadece İmralı'da değildir. Tecrit artık bütün ülkededir. Ve biz tecrite karşı mücadele ederken aslında büyük bir adalet mücadelesi, büyük bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Nasıl ki bu ülkeden kayyumları süpürdük attık, bu tecrite de hep birlikte son vereceğiz. Kabul etmiyoruz. Adaletsizliği kabul etmiyoruz. O hal düzenini kabul etmiyoruz. Bu ülkede demokrasi mücadelemizde, bu ülkede barış mücadelemizde bu sürece son vermek istiyoruz. Ve biz bu mücadeleyi yükselttikçe, bu sesi yükselttikçe duymazdan gelme devam ediyor. Artık bu sesi duyun. Bir an önce yasaların gereğini yapın. Biz size yasaların gereğini yapın dedikçe siz evlatlarımız ölmesin diyen annelere saldırıyorsunuz. Evet, cezaevi önünde evlatları için nöbet tutan, onların sesine ses katan, adalet arayan annelere saldıracak kadar acize düşmüş durumdasınız. Bu rezilliktir. Bu büyük bir utançtır. Biz bu ülkeyi de bu rezillikten mutlaka kurtaracağız. Annelerden elinizi çekin. O annelere saygı duyun. O anneler, Kürt anneleri, Türk anneleri bilin ki bu ülkeye size rağmen barışı mutlaka getirecekler. Evet, bugün bu sessizliğe tepki olarak maalesef 4 cezaevinde 15 tutsak ölüm orucuna başlıyor. İstemiyoruz ölümler olsun. Kampanya döneminde, seçim kampanyası döneminde o kampanyanın gürültüsü içinde 8 insanımızı yitirdik. Cenazelerini bile kaldıramadık. Defin hakkı bile gasp edildi bu ülkede. Evet, defin hakkı bile gasp edildi. Şimdi ölüm orucuna başlayan 15 tutsak var. Vaktimiz yok. Öyle duymazdan gelmeye, görmezden gelmeye vaktimiz yok. Bir kişiyi bile kaybetmek istemiyoruz. Bir kişinin bile ölmesini istemiyoruz. Herkes bir an önce harekete geçmeli. Bu bir meşru taleptir. Haklı taleptir. Eğer bir yerde hukuk yok sayılıyorsa, yasalar yok sayılıyorsa, bilin ki o hukuksuzluk orada kalmaz. Her yeri kaplar, öyle de oluyor. O yüzden gelin başka hiçbir insanımız ölmeden hukuktan yana, adaletten yana tavır alın, sesinizi yükseltin. Çağrımız bütün Türkiye'dir. Çağrımız bütün dünyadır. Evet, inanıyoruz ki hukukta, adalette yan yana gelerek, demokrasi güçleri gücünü göstererek bu tıkanmış yolu hep birlikte açacaktır. Evlatlarımız ölmesin. Anneler bu ülkede daha fazla acı çekmesin. O yüzden annelerin sesine ses verin. Sevgili arkadaşlarım, seçimleri geride bırakalı bir ay oldu. Seçim değerlendirmesi yapmak için nihayet mecliste kürsüye çıkabildik. Bir aydır meclis çalışmıyor. Seçim dönemi boyunca seçim kampanyası nedeniyle meclis kapalı. Bunu anlayabiliyoruz. Seçimler bitmiş, bir ay geçmiş, meclisi halktan kaçırıyorlar. Meclis kürsüsünden korkuyorlar. Korktukları hakikatin sesidir. Onlar meclisi açmadıkça sanıyorlar ki biz sessiz kalacağız. Asla sessiz kalmayacağız. Hakikatin sesi her yerde. HDP'nin sesi her yerde. Sokakta, mahallede, iş yerinde. Susmayacağız, susturamayacaksınız. Öyle bir kampanya dönemi yaşadık ki bunu dünyanın herhangi bir ülkesinde anlatsak başlı başına
kurgu dalında Oscar alır. Devlet bütün imkanlarını Cumhur İttifakı için seferber etti. Kayımıyla, kaymakamıyla, valisiyle, emniyet güçleriyle, jandarmasıyla, akla hayale gelmeyecek her türlü yöntemle. Seçmen kayıtlarının silinmesi, sahte seçmen yaratılması, sandıkların taşınması, her yöntemi uyguladılar. Zaten uzmanlaşmışlar. Biliyorsunuz anayasa referandumunda bu konuda ilk eğitimlerini tamamladılar. Sonra 24 Haziran seçimlerinde şimdi karşımıza hile ve şaibede uzman bir ekip çıktı. YSK da kendini geliştirmiş. Bu anlamda baktığımızda YSK da hem seçim öncesi yaptıklarıyla hem seçim sonrası yaptıklarıyla evet Türkiye tarihinin kara bir sayfasını var ettiler. Türkiye demokrasisinin kara bir sayfasını var ettiler. Bir utanç sayfası. Tarih sizi yazdı. Evet, unutmayacak. YSK almış olduğu kararlarla o utanç sayfasına adını yazdırdı. Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi dediğimizde seçimin sonlanması lazım. YSK'ya dönüp bakıyorsunuz, hala 31 Mart seçimleri sonlanmamış. Hala İstanbul'la ilgili karar verme toplantıları yapıyorlar. İstanbul kararını verdi. HDP kararını verdi. İstanbul'da AKP, MHP bloğu kaybetti, nokta. Şimdi bin dereden su getirme, yok şaibe arama. Şaibe arıyorsanız anayasa referandumunda yaptıklarınıza bakın. Şaibe arıyorsanız 24 Haziran'a bakın. Şaibe arıyorsanız 31 Mart'ta gidin Şırnak'a bakın, Şırnak'a. Bakın Sırrı Başkan burada. Size şaibeyi anlatsın, Muş'u anlatsın. Nasıl Muş'ta seçim sonuçlarının, halkın iradesinin bu seçimde çalındığını anlatsın. Viranşehir gelsin anlatsın. Evet. Efendim? Halfeti anlatsın. Malazgirt anlatsın. Bütün belediyelerimizi, kazandığımız birçok yeri böyle gasp ettiler, çaldılar. Bütün bunlar ortadayken şimdi hala seçim sonuçları üzerinden belli manipülasyonlar yaparak İstanbul seçim sonuçları üzerinden halkın iradesini bir kez daha gasp etmeye çalışıyorlar. Bunu bir yöntem haline getirdiler. Bakın seçimler sonuçlandı bütün bu şaibelere rağmen kazandığımız yerlerin bir kısmında 6 belediyede kanun hükmünde kararnameli olduğu için seçilmiş arkadaşlarımız kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildikleri için mazbataları verilmedi. YSK tuzak kurmuş. Düşünebiliyor musunuz? Bir yüksek mahkeme, yüksek yargıçlar, hani onların kararlarına itiraz edeceğiniz daha yüksek bir yer yok. Bu denli adalet meselesinin cisimleşeceği bir yerden çıkan sonuca bakın. Tuzak. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmiş olan arkadaşlarımız aday başvurularını yapıyorlar. Adaylıklarında bir engelleyici durum olmadığı deklare ediliyor. Seçime giriliyor. Seçim kazanılıyor. Ondan sonra bu arkadaşların mazbataları gasp ediliyor. İkinciye veriliyor. O ikinciler de utanmadan, sıkılmadan gidip o koltukta oturuyorlar. Çünkü o ikinciler kayyum zihniyetiyle yoğrulmuş bir siyasetten geliyorlar. Onlar için gidip bir koltuğa oturmaktan öte hiçbir ahlaki değer yok. O yüzden de onu içlerine sindiriyorlar, o koltuğa oturuyorlar. Ama asla kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz de. Gasp etmişlerdir orayı. Asla da o halkın belediye eş başkanları ya da belediye meclis üyeleri olamayacaklar. Her yerde yüzlerine haykırdık, haykırmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu kayyımcı akıldır. Bu kayyımcı akıl şart ıslahat planından beri devam ediyor. Bu ülkeyi sarıp sarmalama derdinde, bu ülkeyi tecritleştirme derdinde. İşte o yüzden insanlar açlık grevinde isyan ediyor. O yüzden anneler cezaevleri önünde bağırıyorlar. Kayyımı reddediyorlar. Bu ıslahat planını reddediyorlar. Bu zaptu raptu reddediyorlar.
faşizmi reddediyorlar. O yüzden kayyumlara karşı mücadele faşizme karşı mücadeledir. Yarın 1 Mayıs alanlarında bir kez daha faşizme karşı sesimizi yükselteceğiz. Kayyumları kabul etmiyoruz. Yani açıkçası vesayet sistemini kabul etmiyoruz. Kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz dedik. Demokrasi istiyoruz dedik. Buna karşı kayyum atadılar. Ve o kentlere gidip baktığınızda nasıl bir kültür yıkımı, nasıl bir tarih kırımı, nasıl bir talan düzeni olduğunu görürsünüz. İnanılmaz bir süreç, kayyum süreci. Tam 29 ay boyunca nasıl topyekün bir yıkım yaratılır, bunun bütün emareleri orada duruyor. Bütün o kayyum illerine gittiğinizde bütün o emareleri görmeniz mümkün. Kampanya boyunca o kayyumcular HDP'ye saldırdılar. Biz dedik ki kayyumları süpürüp atacağız. Bu sadece belediye eş başkanlıklarını kazanma meselesi değildi. Bu bir demokrasi meselesiydi. Bu bir hak mücadelesiydi. Topyekin bir mücadeleydi. Evet, kayyumları süpürüp attık ama ortaya koymuş olduğumuz stratejiyle Türkiye'de siyasetin kulvarını da değiştirdik. Böyle gelmiş, böyle gitmez dedik. Artık Türkiye siyaset kulvarı olarak demokrasiyi seçmiştir, barışı seçmiştir. Çırpınmaları boşunadır. 31 Mart seçimlerinden ders çıkarmaları gerekiyor. Bunlar şimdi kalkmışlar, 31 Mart seçimlerinin acısını çıkarma peşindeler. Buna izin vermeyeceğiz. İktidar bütün bu yaptıklarıyla, ettikleriyle kaybetti. Evet, kaybetti. Geride bir enkaz bıraktılar. Ama kimse moralini bozmasın. HDP bu enkazı da kaldırır. Ama hak hukuk yoluyla kaldıracaktır. Yerel demokrasi anlayışıyla kaldıracaktır. Büyük dayanışma ağlarıyla kaldıracaktır. Başka bir belediyecilik anlayışıyla, toplumcu belediyecilik anlayışıyla kaldıracaktır. Ama enkazı kaldırırken de bu enkazı yaratanlardan hesap da soracaktır. Birkaç gündür izliyorsunuz, biz bölgede büyükşehir belediyelerimizi ziyarete gittik. Büyük şehirlerden başladık, hiyerarşi mi yarattık? Öteki illerimiz alınmasınlar, hepsine gideceğiz. Kazansak da kaybetsek de her yere gideceğiz. Gittik ve orada bize sunulan tablo basına da yansıdı. Vehametin durumunu gösteriyor. Ne denli vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Sevgili arkadaşlarım, artık güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyorum ama mesela Ahmet'te, Diyarbakır'da fıstıklı kadayıf yemişler. 1600 kilo. Fatura böyle. Mardin'e geçmişler, kuru yemiş yemişler. Milyonlarca. Yani bütün Mardin'in kuru yemişlerini toplasan o kadar etmez. Van'a gitmişler, kahvaltı etmişler. Öyle bir iştahları var ki bunların. Doymak bilmiyorlar. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyorlar. Ve vicdan duygularını, adalet duygularını kaybetmişler. O kampanya boyunca karşı karşıya kaldığımız o ayrımcı dil vardı ya, nefret söylemi vardı. Hani bize saldırıyordu sürekli Cumhurbaşkanı. O zaman dedim, Cumhurbaşkanı mısın, parti başkanı mısın? Biz bunu anlayamıyoruz. Sürekli olarak saldırdı. Hakaret etti. Dedi ki, defolun gidin dedi Kürtlere. Öyle bir talan etmişler ki belediyeleri kazandığımızda bunlar ortaya çıkacak kaygısıyla artık ağızlarından çıkana mukayyet olamaz bir haldeler. Defolun gidin dedi Kürtlere. Bu ülkede 20 milyondan fazla Kürt var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı defolun gidin dedi. Döndü HDP'lilere terörist dedi. Evet, biz de dedik ki biz terörist değiliz. HDP halktır, halk burada dedik. Şimdi o belediyelere geri döndük. Bütün hesapları ortaya koyuyoruz. Ve bütün bu yolsuzlukları açığa çıkıyor. Mesele sadece fıstık, kuru yemiş, kahvaltı değil.
devasa borçlar söz konusu. Ama öyle sahneler var ki insanın aklı almıyor. Mesela Diyarbakır Bismil'de kayyım belediye binasını hibe etmiş. Emniyete hibe ediyor bir de. Ya belediye binasını niye hibe ediyorsun sen? Bismil Belediyesi'nin binası yok. Yine Mardin'de kayyum gitmeden 80 tane araç almış, valiye bağışlamış, hibe etmiş. Zihniyete bak. Tam bir talan zihniyeti. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Van'a gittik. Halı yok. Halı nerede? Halıyı da götürmüşler. Halıyı götürmüş adam. O halıyı getirin. Evet. Ben baktım kayyumun yaptıklarına. Türk Ceza Kanunu'nda yüz kızartıcı ne kadar suç varsa işlemişler. Hiç boş bırakmamışlar. Bu ülkede baklava çaldı diye, evet hatırlayın, baklava çaldı diye iki çocuğu yıllarca hapis yatırdı bunlar. Bunlar bütün memleketi çalmış. Duydum ki hapishane yapıyorlarmış. Evet, özel bir kayyum hapishanesi yapsınlar. Çünkü bunların hepsinden hesap soracağız ve bunlar mutlaka yargılanacaklar. İhaleler, ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, aklınıza ne gelirse var. Bu kayyum coğrafyası böyle. Siz bir de bütün Türkiye'yi düşünün. O yüzden tüm belediyelere çağrımızdır. Mutlaka geride bırakılan 5 yılın bilançosunu çıkartın. Halka açık, şeffaf bir şekilde bunu anlatın. Belediyelerde ne olmuş, ne bitmiş? Talanın boyutunu ortaya koyun. Bugün kalkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İttifakı'ndan bahsediyor. Evet, bütün bunlar geride 17 yıllık iktidarın bu seçim sonuçlarına bakarak hesabını vermek yerine, bunun yüzleşmesini yapmak yerine Türkiye'ye yeni bir ittifak öneriyor. Türkiye İttifakı. Sevgili arkadaşlar, malzeme bozuk olunca ambalajı değiştirirler. Cumhur İttifakı baktılar olmuyor. Şimdi bunun ambalajını değiştiriyorlar. Türkiye İttifakı olarak sunma peşindeler. Ama halk artık bu malzemeyi gördü. Bu malzemenin peşinden gidecek halk yok. Bu yolsuzluktur. Bu savaş politikalarıdır. Cumhur İttifakı bir ayağı yolsuzlukta, bir ayağı savaş politikalarındadır. Türkiye halkları yolsuzluğa dur demek istiyor, savaşa hayır diyor. Seçim sonuçlarını değerlendiriyorlar. Bir tanesi çıkmış, küçük ortak diyor ki 18.81. Öbürü %44 aldım diyor. İkisini topluyorsunuz %63. %14 sandığa gitmedi. %4 geçersiz oy. Etti %81. Gerisi %19. Bunların aritmetiği bile böyle çarpık. Halkı aldatma peşindeler. Meşruiyetlerini zoraki olarak tesis etme peşindeler. Sevgili arkadaşlarım, bu ülkenin ihtiyaç duyduğu ittifak böyle Cumhur İttifakı gibi ittifaklar değil. Halka rağmen kurulmuş ittifaklar değil. Halklarla beraber, emekçilerle beraber, kadınlarla, gençlerle birlikte kurulmuş ittifaklara ihtiyaç var. O yüzden de bu ittifakın adı Demokrasi İttifakı'dır. Biz HDP olarak tüm demokrasi güçlerini, tüm toplumsal muhalefeti, kadınları, gençleri, Türkiye halklarını Demokrasi İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz. Çözümün adresi HDP'dir. Çare demokrasi ise bu demokrasiyi var edecek, inşa edecek, bunun mücadelesini verecek olan HDP yolu açmıştır. Bu yüzden de tüm Türkiye halklarını, emekçilerini biz bu mücadeleye bir kez daha davet ediyoruz. Gelin omuz omuza verelim. Gelin yan yana duralım. Cumhur İttifakı'na, bu faşist zihniyete mahkum değiliz.
Bunu başarabiliriz. Nasıl 31 Mart'ta başardıysak, nasıl faşizmin kurumsallaşmasının önüne dikilip dur diyebildiysek, şimdi Türkiye'yi hep birlikte değiştirebiliriz. Çünkü yönetemiyorlar. Bırakın krizi çözmeyi, krizi büyütüyorlar. Çünkü yönetme kabiliyetlerini tümden yitirmiş durumdalar. Türkiye hem büyük bir siyasi krizin içinde, hem büyük bir ekonomik krizin içinde, ayrıca çok ciddi bir de toplumsal kriz yaşıyor. Sürekli olarak toplumu ayrıştıran, bölen, ötekileştiren, nefret söylemiyle yaklaşan bir iktidar toplumu böler. Toplumu bölünen ülkeler bölünür. Eğer bir arada yaşamak istiyorsak, bölünmek istemiyorsak, o bir arada yaşam irademizi açığa çıkarmak istiyorsak, o zaman demokratik cumhuriyet mücadelesinde mutlaka buluşmalıyız. Sevgili arkadaşlarım, bu geride bıraktığımız 4 yıl, mutlak tecrit koşulları altında geçen 4 yıl, o hal düzeniyle geçen 4 yıl, demokratik siyasetin tasfiyesine tanıklık ettiğimiz 4 yıl, kayımlar süreci. Tam da işte bu 4 yıllık sürece itirazımız var. Tecritin sonlanması mücadelesi tam da budur. O hale karşı çıkma, KK'ların mücadelesi tam da budur. Yerellerde açığa çıkmış, yerel seçimlerde açığa çıkmış bu enerjiyi şimdi çok daha güçlü bir şekilde demokrasi mücadelesinde yükseltmeliyiz. Adalet mücadelesinde yükseltmeliyiz. Güzel laflar ediyorlar bazen. Kitabi, kızgın demiri soğutmak gerek. Kızgın demiri nasıl soğutacaksınız? Bunun cevabını veremiyorlar. Danışman yazmış vermiş okuyor. Kızgın demiri soğutmak gerek. Altında ne var? O demir nasıl soğuyacak? O demir adaletle soğuyacak. Siz adaletten kaçtığınız sürece bu ülkede o demir soğumaz. O demiri soğutmanın yolu adalet mücadelesidir, demokrasi mücadelesidir, barış mücadelesidir. O yüzden de çıkıp şimdiden 4 yıl, 4,5 yıl sonra seçim var diyorlar. Seçimin nasıl, ne zaman olacağı ancak ve ancak işte bu adalet mücadelesine bağlı. Bu ülkedeki siyasi gelişmelere bağlı. Seçim 1 yıl sonra da olur, 4 yıl sonra da olur. Önemli olan bu süreci nasıl kat edeceğiz? Bu süreci geride bıraktığımız 4 yıl gibi kat edemeyiz. Türkiye 4 yıl daha tecrit koşullarında yaşayamaz. Türkiye 4 yıl daha bu otoriter rejim koşullarında yaşayamaz. Türkiye 4 yıl daha o halci zihniyetle, kanun hükmünde kararnamelerle yönetilemez. O yüzden önerimiz nettir, açıktır. Demokrasi ittifakı derken 2 tane önemli ayaktan bahsediyoruz. Acil olan, yapmamız gereken, atmamız gereken adımlar var. Bu adımlarda en önemli sorumluluk da işte bu parlamentoya düşüyor. Parlamentonun inisiyatif almasına düşüyor. Bir aydır bu parlamentoyu açmayanlara sesleniyoruz. Parlamentoyu açın. Halkın kürsüsü haline getirin ve Türkiye'nin her yerinde çözüm arayan, bu sorunları aşmaya çalışan seslere kulak verin. Burada bir konsensus, bir ortaklaşma sağlanabilir. Halkın temsilcileri burada. Vesayetten bu parlamentoyu bir an önce kurtarmalıyız. O yüzden de Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Kendi sınırlarınıza çekilin. Cumhurbaşkanlığı sınırlarına çekilerek parlamento üzerindeki partiniz aracılığıyla ya da Cumhur İttifakı aracılığıyla yaratmış olduğunuz vesayete son verin. Parlamento kanun hükmünde kararnamelerin onaylandığı bir yer değil, yasa yapan bir yer olmalıdır. Halkların, emekçilerin, kadınların özgür iradelerinin taşınabileceği ve o taleplerin karşılanabileceği bir meclis olmalıdır. Yerel demokrasi mücadelemiz, yerellerdeki meclis anlayışımızı parlamentoyla buluşturmak istiyoruz. Evet, bu 4 yıl, önümüzdeki 4 yıl toplumsal barışın inşasının açısından da büyük önem taşıyor. Bunu başarabiliriz. Bir kere her şeyden önce Türkiye yargı bağımsızlığını yitirmiş, yargı tarafsızlığını yitirmiş bir ülkedir. Yargı alanında atılması gereken önemli adımlar vardır. Bunlar bir an önce atılmalıdır.
Binlerce arkadaşımız, yoldaşımız bugün cezaevlerinde. Haksız, hukuksuz yere, suçları olduğu için değil, onlara suç yaratıldığı için cezaevindeler. Bir suçları yok. Bir an önce yargı alanında adaleti sağlayacak adımlar atılmalıdır. Basın özgürlüğü bir an önce sağlanmalıdır. Bakın, yandaş medyanın yaratmış olduğu tahribat çok büyüktür. Bu toplumsal ayrışmada yandaş medyanın bu suçu saklanamaz. Evet, bu ayrıştırmada oynadıkları rol Türkiye barışını, Türkiye toplumsal barışını dinamitlemiştir. O yüzden basın özgürlüğüne ihtiyacımız var. Gazetecilerin yeri cezaevleri değil, gazetecilerin yeri sokaktır. Gazetecileri özgür bırakın. Sevgili arkadaşlarım, ifade özgürlüğü konusunda ciddi kısıtlamalar var. Toplumsal barışı, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, demokratik siyasetin önündeki engellerin acil kaldırılması ve yargı bağımsızlıkları konusunda bir an önce var edebiliriz. Bu konuda parlamentoya çok önemli sorumluluk düşmektedir. Parlamento toplumsal barış adına bu adımları atmalıdır. Diğer bir ayağı demokrasi ittifakı çağrımızda anayasadır. Evet, konuşmamın başında da belirttim. Yamalı bir bohçaya dönmüş bir 12 Eylül anayasasıyla Türkiye önümüzdeki 4 yılı geçiremez. Önümüzdeki 10 yılları geçiremez. Türkiye büyük bir çöküntü yaşıyor. Bu çöküntüden çıkmanın yolu eşit yurttaşlık temelinde herkesi kapsayan bir anayasayı var etmekten geçiyor. Meclis bütün kapılarını açmalıdır. Meclis bir anayasa yapım sürecinde rol almalıdır ama halklara, emekçilere, kadınlara rağmen bir anayasa yapmamalıdır. Halklarla beraber, emekçilerle beraber, kadınlarla beraber, sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla beraber bir anayasa yapmalıdır. O anayasada herkes kendini bulmalıdır, diliyle bulmalıdır, kültürüyle bulmalıdır, geleneğiyle, tarihiyle bulmalıdır. O yüzden de HDP olarak diyoruz ki, biz bu demokrasi mücadelesinde, demokrasi ittifakı konusunda üzerimize düşen sorumluluğun gereğini mutlaka yerine getireceğiz. Hem sözümüzle, hem mücadelemizle, hem de demokrasi güçleri dediğimiz bu büyük ailenin içinde oynayacağımız rolle sorumluluğumuzun gereğini yerine getireceğiz. Sevgili arkadaşlarım, değerli konuklarımız, ekonomi konusu. Nesini anlatalım? Ekonomide her geçen gün inanılmaz bir kötüye gidiş söz konusu. Evet, son 6 çeyreğe baktığınızda zaten nasıl bir trendin olduğunu görüyorsunuz. Önümüzdeki dönemin nasıl geçeceğini zaten tahmin edebiliyorsunuz. Her geçen ay işsizlik artıyor. Resmi rakamların bile saklayamayacağı artık bir işsizlik sorunu var karşımızda. İşsizlik rekor üstüne rekor kırıyor. Zamlar, geçim sıkıntısı. Tanzim satışlar bitti. Tanzim satışlarla göz boyamaya çalışan iktidar, bakın geçen gün açıklandı, gıda fiyatlarında yine çok dramatik artışlar söz konusu. Ekmeğe %25 zam gelebiliyor. Asgari ücret çok kısa sürede ciddi anlamda alım gücünü kaybetti. Hazine Bakanı diyor ki, vergiyi tabana yayacağız. 550 bin esnaf iflas etmiş, hala vergiyi tabana yayacağız diyor. Vergiyi tabana yaymaktan anladıkları, emekçinin, esnafın, çiftçinin üzerine yeni vergiler salmak. Kimsenin bu yükü taşıyacak hali kalmamış. Eğer siz vergi almak istiyorsanız, bunu tabana yayıp halkın üzerine yeni vergiler salarak değil, yandaş müteahhitlerinize bakın. Onlara vergi salın. Ama siz onlara vergi affı, esnafa, çiftçiye, işçiye yeni vergi zamları. Buna dur demek lazım. Evet, bu kabinenin bu ülkeyi yönetme kabiliyeti, becerisi yoktur. Bir an önce Türkiye'de bu kabine değişmelidir. Öyle damatla, eş dostla ekonomi yönetilemez. Bütün dünya bunun farkında.
Türkiye halkları farkında, bir tek Cumhurbaşkanı farkında değil. Çünkü neden? Cumhurbaşkanı muhalefeti dinleyeceğine, biz kürsüye çıktığımızda genel kurulu terk ediyor. Genel kurulu terk etme, bizi dinle. Sürekli etrafındakileri dinlediğin için zaten ülke bu halde. Evet, bakın öyle bir yolsuzluk ekonomisi her yeri sarıp sarmalamış ki, bir yanıyla yolsuzluk, bir yanıyla silahlanma. Bütçeden her geçen gün daha fazla silahlanmaya, askeri harcamalara kaynak ayrılıyor. İşte dün açıklandı, Sipri açıkladı. 15. sıraya yükselmiş Türkiye askeri harcamalarda. Fakat yükselişi çok hızlı. Hiçbir ülkede olmadığı kadar hızla askeri harcamalara, silahlanmaya para ayıran bir ülke. Türkiye'nin bunca sorunu varken, bunca yoksulluk, işsizlik varken, Türkiye'nin derdi mermidir, silahtır. O yüzden de diyoruz ki, mermi istemiyoruz, aş istiyoruz, iş istiyoruz, biz savaş istemiyoruz. Savaştan beslenenler hala bu ülkeyi tehdit etmeye devam ediyorlar. İşte S-400. Ne olacağı belli değil. Bir S-400 anlaşması yapmışlar. Sabahtan akşama kadar S-400'ler gelecek mi, S-400'ler gelmeyecek mi? Bence bizim S-400'lere ihtiyacımız yok. Neden yok? Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Vakfı'na senede 17 milyon lira veriyormuş. S-400'ler yerine bu okçuları gönderin oraya. Sınıra dizilsinler. Dertleri çünkü memleket meselesi değil, ülke meselesi değil. Derdi ülke meselesi olan ülkenin sorunlarına çözüm üretir. En azından çabalar. Bunlar sürekli ülkeyi savaş ve yolsuzluk girdabında tutarak aslında bu halkın sırtında haksız zenginleşmelerine yenilerini katıyorlar. Evet, bunu yaparken de kıdem tazminatı fonuna göz dikiyorlar. Bireysel emeklilik sistemine, ki kimse bireysel gönüllü olarak gidip bu sisteme girmiyor. Bu da zaruri, biliyorsunuz, zorunlu tutuyor. İşsizlik sigortası fonuna göz dikiyorlar. Sağlığı, eğitimi ticaretleştiriliyorlar ve bu sayede evet kendi çarklarını çevirmeye devam ediyorlar. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, yarın 1 Mayıs. İşte tam da bu söylediklerimize karşı itirazımızı bir kez daha alanlarda, meydanlarda yükseltme zamanıdır. Yan yana gelme zamanıdır. Türkiye'de 31 Mart'ta sandıklara yansıyan değişim talebini 1 Mayıs ile hep birlikte selamlayacağız. İşimi, aşımı, hakkımı, demokrasi istiyorum diyen 31 Mart'ta bütün gür sesiyle bu sesi yükselten halklar 1 Mayıs'ta hep beraber bu ülkenin tek gerçek gündemi halkların sorunlarıdır, halkların mücadelesidir diye alanlarda olacak. Bu vesileyle 1 Mayıs günü bu ülkenin bütün emekçilerini, işsizlerini, kadınlarını, gençlerini ve ülkede demokrasi ve adalet isteyen bütün yurttaşlarımızı 1 Mayıs alanlarına emeğin ve emekçinin gücünü haykırmaya davet ediyoruz. Bu yıl ezilenler, emekçiler, işçiler, işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliğe karşı alanlara çıkıyor. Biz de HDP olarak her zaman olduğu gibi alanlarda olacağız. Kıdem tazminatını gasp etmeye çalışanlara karşı, zorunlu BES'e karşı, grev yasaklarına karşı, sekslerini yükseltenlerin direnişini büyütmek için annelerimizle birlikte, beyaz tülbentlerimizle alanlarda olacağız. Hem emekçilerin gücünü haykırmak, hem de uğradığımız bütün haksızlıklara ses çıkarmak için alanlarda olacağız. Son 17 yılda iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 22 bin işçinin anısı için alanlarda olacağız. Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun sesi olmak için alanlarda olacağız. Failleri korunan bir cinayete kurban giden Rabia Naz için alanlarda olacağız. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, gençlerimiz, yoldaşlarımız için
alanlarda olacağız. Kimse ölmesin, yaşam kazansın diye alanlarda olacağız. Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yekkulak. Sevgili arkadaşlarım, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun.